Cennetle cehennem arasında bir yerdeyim. Nereye baksam karanlık. Etrafım sonsuz bir sessizlikle kuşatılmış. Araftayım. Ben İbrahim. Araf'ın yüce kapısının sadık bekçisi, kapı kulu İbrahim. 1536 senesinin Ramazan ayında bir bahar gecesi uykusunda katledilen İbrahim. Ateşler sarıyor ruhumu. Yanıyorum. Kadere isyan ediyorum. Benim ömrüm böyle mi nihayet bulacaktı? Ne görüyorsun hatun? Konuş. Tahta kim çıkacak? Bunu söyleyemem. Benim evlatlarımdan biri mi? Lakin kan görüyorum sultanım. Oluk oluk kan. Öyle bir gün gelecek ki bu sarayın kubbelerinden kan damlayacak. Kimin kanı? Benim değil hatun. Düşmanlarımın kanı dökülecek. Artık af yok. Korku yok. Benim adım Hürrem. Ben affetmem. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Sen zaferden zafere koşarken o seni sinsice kemirir. Fark ettiğinde ise artık çok geçtir. İktidar kanlı bir oyundur. Baban dahi olsa seni yok eder. Baba. Şehzadem, bu size gelmiş. Çağrıya taşıyalım. Babam beni çağırıyor. Her şey hazır mı Sümbül Ağa? Hazır sultanım. Âlâ. Bir aksilik çıksın istemiyorum. Beyazıt'ı sual ettin mi? Ettim sultanım. Bugün gelecekler inşallah. Vezir-i Azam Hazretleri, Kaptan Derya Hızır Hayreddin Paşa geldiler. Paşa Hazretleri. Nihayet teşrif ettiniz kapıdan paşa. Gözümüz yollarda kaldı. Gelmeyi bu kadar arzu ettiğinizi bilseydim, daha evvel gelirdim. Ben saatiniz için söylüyorum paşam. Malum yaşınız ilerledi. Öyle eskisi gibi deryalarda dolaşmak olmaz. Sarayda kafi miktarda oturan var paşa. Ben eksik kalayım. Artık hiç kimse oturmayacak. Ben vezir-i azamken herkes canla başla bu yüce devletin istikbali için çalışacak. İnşallah. Merak ediyorum doğrusu. Beni neden tebrik etmiyorsun? Yoksa bu makama layık görmüyor musun? Paşa, hünkârımız layık gördükten sonra bize laf düşmez. Malumunuz uzaklardaydım. Mektup yollamak yerine bizzat tebrik edeyim dedim. Hayırlara vesile olur. İnşallah. Amin. Amin. Hayli zor bir göreve tayin oldunuz paşa. Ateşten gömlek misali. Bugüne kadar kim giydiyse yanıp kavrulup gitti. Nereye gitti validen? Bir şey söylemedi mi? Bir malumatım yok sultanım. Ne duruyorsun öyle Gülbahar? Git öğren bakalım neredeymiş. Emredersiniz sultanım. Şehzadelerim sarayı teşrif ettiler mi? Selim Hazretleri geldiler. Diğer şehzadelerimiz de selametle gelirler inşallah. Amin. İnşallah. Kulağıma bazı laflar çalındı. Dediklerine göre hünkârımız bu toplanma vesilesiyle mühim bir kararını ilan edeceklermiş. Anlaşılan o ki saraydaki böcekleri temizlemek bir hayli vakit alacak. Bu taşların canı vardır diyen sizdiniz, Paşa Hazretleri. Nedir bu kararın muhteviyatı? Taht sancağı meselesi mi? Doğrudur Kapıdan Paşa. Hünkârımız Manisa'ya hangi şehzademizin gideceğini ilan edecekler. Lakin kim olduğunu sual etme, zira hiç kimse bilmiyor. Hünkârımız en doğru kararı vereceklerdir elbet. Zira taht sancağı tecrübesiz şehzadelere teslim edilmeyecek kadar mühimdir. Belli ki aklında biri var paşam. Alim olmaya lüzum yok paşa. Benim gönlümdeki aslan bellidir. Orası muhakkak. Lakin mühim olan senin gönlündeki aslan değil. Hünkârımızın gönlünde yatan aslandır. Tedbiri elden bırakma Sümbül. Bir gözüm paşanın üzerinde olsun. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Hünkârım, bağışlayın, rahatsız ediyorum. Bir arzunuz var mı diye sormak istedim. Şehzade Mustafa ve Bayezid geldiler mi? Henüz değil hünkârım. Ben de haber bekliyorum karşılamak için. Çekilebilirsin. Kolay gelsin ağalar. Gel buyur Nasuh Efendi. Bir şerbetimizi iç, tazedir. Sağ olasın. İşlerim var, saraya uğramam lazım. Madem öyle sana zahmet, halimizde deyiversen Paşa Hazretlerine. Ne varmış halinizde? Daha ne olsun. Uzun zamandır sefer olmayınca yeniçerisi, sipahisi parasız kaldı. Boyuna deftere yazdırıyorlar. Cebimizde 5 kuruş kalmadı. Vallahi defterde yazacak yer yok. İnanmıyorsan al bak. Yahu dur, bana ne gösteriyorsun? Vezir-i Azam'a anlatın derdinizi. Her hafta teftişe gelmiyor mu? Geliyor da Nasuh Efendi, nasıl söyleriz? Ayağımızdan tavana asar vallahi. Orasını bilmem. Ya hakkını arayacaksın ya da mevcut vaziyete razı geleceksin. Ha? Hadi eyvallah. Sen karar ver. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Debelenme ihtiyar. Yoksa şuracıkta keserim gırtlağını. Öst Melun, sen kime ihtiyar diyorsun? Şşş. Hadi çıkar keseyi. Amma debelendin ihtiyar. Çıkar şu keseyi artık. Nasuh Efendi, bir de ihtiyar deyince kızıyorsun. Bayezid, şehzadem. Gene de gücün kuvvetin yerinde maşallah. Ne yapıyorsunuz şehzadem? Allah korusun ya size bilmeden bir zarar verseydim? Beni yabana atma matrakçı. Ne de olsa dövüşmeyi de senden öğrendim. Sultanım. Lokman ağa, vaziyet nedir? Gelen giden oldu mu hiç? Hünkârımız bugün hiç kimseyi kabul etmediler sultanım. Ben geldiğinizi haber vereyim. Sümbül, terzihaneye git. Kıyafetler bittiyse Cihangir'e götür, hemen denesin. Emredersin sultanım. Çarşıda birkaç işim vardı Nasuh Efendi. Madem sen saraya dönüyorsun, beraber döneriz. Nasıl isterseniz. Lakin bu halde dolaştığınızı hünkârımız işitmesinler. Malum, tebdil gezmenizden pek hoşlanmıyorlar. Babamın izgördü yok zaten. Sen bilirsin Nasuh Efendi. Hünkârımız bizi neden çağırdı? Sebebi belli. Şehzademiz Cihangir'in merasimi için. Bundan daha büyük meseleler de oldu. Hiçbirinde çağrılmadık. Mustafa abim de geldiğine göre şimdi mesele mühim olsa gerek. Malumatım yok şehzadem. Hayırlar olsun inşallah. Amin. Babam nasıl? Saat yerinde mi? Senden Mevlüt Efendi'den başka kimseyle pek görüşmüyor dediler. Arada bir kendileriyle sohbet etmek şerefine nail oluyorum. Onca hadiseden mütevellit biraz geriye çekildiler. Lakin saatleri çok iyi, gücü kuvveti yerinde. Âlâ. Sancak meselesiyle ilgili bir şey konuştunuz mu hiç? Sen merak etme Süleyman. Aslanlarımın rahatı için ne lazımsa yapıldı. Mahidevran'la Mustafa da gelecek. Onlar için de gereken yapıldı. Öyle değil mi? Elbette. Şükürler olsun ki Rabbim bize bu günleri de gösterdi. Ailemiz yeniden bir arada olacak. Cihangir'in nasıl? Konuştun mu onunla? Evet. Dün gece yanındaydım. Bir şey belli etmemeye çalışıyor lakin bir hayli gergin. Zannediyorum korkuları var. Hastalığını öğrendiğim gün canımın nasıl acıdığını anlatmaya dilim varmaz. Dünya başıma yıkıldı sanki. Aslan gibi 4 şehzadeden sonra böyle bir yük ağır geldi bana. Hayatımda ilk defa Yüce Rabbime isyan edecek vaziyete geldim. Ben nasıl bir günah işledim ki bana bunu reva gördün diye yakardım. Hiç anlatmamıştın bana. Bu nasıl anlatılır Hürrem? Bunu düşünmek dahi utanç verici. Bir Cihan Sultanı'nın evladı böyle olamaz dedim. Kabullenmedim. Bu yüzden onu iyileştirmek için uğraştım senelerce. Çaresi olmadığını bile bile kendi ellerimle acı çektirdim evladıma. Hayır Süleyman. Zinhar kendini suçlama. Cihangir'i ayakta tutan senin sevgindi. Hiçbir evladından ayırmadın onu. Hasta olan o değildi Hürrem. Bendim. Meğer o kambur benim sırtımdaymış. Bunu anladığım vakit vazgeçtim. Kabullendim ve sevdim onu. Çok sevdim hem de. Lakin Yüce Rabbim buna rağmen unutmadı. Mehmet'imi benim elimden alarak beni cezalandırdı. Rabbim birini cezalandırdıysa emin ol bu sen değilsin Süleyman. Sen değilsin. Hürrem Sultanımız hünkârımızın yanına gitmişler. Daha evvel neredeymiş peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Gülbahar? Yer yarılıp içine girmedi ya. Saraydan hiç ayrılmamış dedin. Herkese sual ettim sultanım. Kimse görmemiş. Ne duruyorsun hatun? Açsana kapıyı. Bağışlayın sultanım. Şehzademiz haremiyle birlikteler. Aç kapıyı. Açın perdeleri. Kaldırın şunu. Uyan hatun, toparlan. Ne oluyor? Sabah şeriflerin hayırlı olsun kardeşim. Neriman. Kalk üzerine bir şeyler giy. Şehzademizin kıyafetlerini getirin. Rahat bırak beni. Burası senin sancağın değil Selim. En azından babamızın sarayında kaideleri riayet et. Kulağına gitmesin. Her şeyi anlatıyorsunuz zaten kardeşim. Hem de üstüne katarak. Yanılıyorsun. Biz aksine her şeyin üzerine örtüyoruz. Seni dışarıda bekliyorum. Herkes geldi mi? Beyazıt'ı sual ediyorsan hala yok. Ben en azından zamanında geldim. Geldin de ne oldu? Uyandırmasam akşama kadar yatacaksın. Sence nasıl olmuş Sümbül? Vallahi pek güzel olmuş şehzadem, lakin bir an evvel giyinmeniz lazım. Maazallah terziler yetiştiremez yoksa. Bunların hepsini ben mi giyeceğim? Şehzadem, vallahi hiç güleceğim yoktu. Sultanımız bu kumaşları sizin için hususi getirttiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Vallahi pek yakıştı. Hiç iyi bir yalancı değilsin Sümbül abi. Yersem yiyeyim. Hiçbir esvap bu vücutta mucize yaratamaz. Şehzadem. Şehzademizin yanından ayrılmayın. Eğer işaret verirsem onu hemen uzaklaştırın. Arkanıza bile bakmayın. Ne oluyor? Neden durduk? Yeniçeriler sultanım yolu kapatmışlar. Allah'ım sen koru Rabbim. Şehzademiz. Gebe halinle telaş etme hatun. Çocuğu da korkutacaksın. Kızlar, eliniz dursa çeneniz durmuyor. Çabuk toplanın biraz. Daha çok işimiz var. Fahriye hatun, şehzadelerimiz gelmedi mi hala? Sana ne hatun? Sen niye soruyorsun? Çabuk yürüyün. Doğru meşkaneye. Hadi durma öyle. Götür şunları. Destur! Şehzade Selim Hazretleri! Hele bir başınızı kaldırın. Vallahi aç bırakarım sizi ona göre. Hafife hatun, validem dairesinde mi? Dairesindeler şehzadem. Sizi bekliyorlar. Beyazıt neden hala yok? Validen bir haftadır onu sual edip duruyor. Kapağısını yolladım sultanım. Tetkik edecekler. Gelir gelmez haberim olsun. size ne dedim ben? O başlar eğilecek demedim mi? Götür şunları. Akşama yemek yok. Validem. Neredesin sen aslanım? Nasıl bir ışıltıdır böyle? Her zamanki gibi gözlerimi kamaştırıyorsunuz. Hani sabah erken gelecektin? Birlikte yemek yiyecektik. Yol yorgunuydum validem, uyuyakalmışım. Eminim öyledir. Babanla görüşebildin mi? Hayır. Hepimizi aynı anda karşılamak istiyormuş. Neler oluyor validem? Beni neden çağırdınız buraya? Bayezid-i Manisa'ya uğurlamak için mi? Nereden çıkarıyorsun bu lafları Selim? Cihangir için buradasın. Ayrıca Manisa senin de hakkın. Belki hünkârımız seni seçecek. Ben sancağımdan memnunum validem. Hiçbir şikayetim yok. Hem hünkârımız zaten çoktan kararını vermiştir, öyle değil mi? Hünkârımızın kararıyla ilgili bir malumatım yok. Ayrıca karar verdim, onu da bilmiyorum. Tek arzum evlatlarımdan birini taht sancağını yönetirken görmek. Zira ikinizin de bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Belki de hünkârımız Mustafa abimi seçecektir. Çağrıldığına göre. Şehzade Mustafa layıkıyla idare edebilseydi şu anda orada olurdu. Manisa sancağında başarısızlığa yer yok. Unutma Selim. Orası tahtın yolu. Şehzadem. Destur! Şehzade Sultan Mustafa Hazretleri! Şehzade Hazretleri, siz devletli şehzademizi payitahtta görmek büyük şeref. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ ol Hülya. Sana ve yiğitlerine bin selam olsun. Yeniçeriler şehzademizi karşılamaya gelmişler sultanım. Aslan şehzadem benim. Bu sevgi, bu hürmet oldukça sırtı yere gelmez evelallah. Şehzadem, müsaadeniz olursa asker size iskeleye kadar refakat etmek ister. Bundan ziyadesiyle memnun olurum. Bu karşılama iyi olmadı Taşlı Canan. Hünkârımızın kulağına gidecektir. O halde neden kabul ettiniz? Benim için gelmiş binlerce asker, sırf beni sevdikleri için nasıl ayırt ederim? Şehzade geliyor. Şehzade Beyazıt geliyor. validem. Bayazıt benim yiğit şehzadem. Nerede kaldın? Çok merak ettim seni. Çarşıya uğradım validem. Zira sizin için ısmarladığım bir hediyem vardı. Yine o Yahudi sarrafa gittin öyle değil mi? Merak etme benim güzel kardeşim. Senin için de hediyelerim var. Bunu hususi yaptırdım. Dünyada eşi benzeri yok. Tıpkı sizin gibi. Doğru söylüyorsun kardeşim. Dünyada böyle zevksiz bir mücevher dağılamaz. Sen de hoş geldin Selim. Benim hediyem nerede merak ettim doğrusu. Aslında getirmek istedim. Lakin Sümbül Ağa, aman şehzadem zinhar onu içeri alamayız tillahi deyince ağıra gönderildi. Nasıl yoksa? Evet. Kütahya'ya geldiğim vakit beğendiğin tay. Artık senin. Bayezid kardeşim. Hasekim Ahidevran Sultan Hazretleri. Sultanım. Gülfem. Hoş geldiniz. Sizi tekrar bu sarayda görmek ne güzel. Seni de öyle. Afife Hatun. Sultanım, hoş geldiniz. Odanız hazır. Arzu ettiğiniz vakit geçebilirsiniz. Âlâ. Hamamı hazırlayın. Hayli yorgunum. Yıkanıp uyumak istiyorum. Bir torun daha geliyor. Hayırlısıyla Gülfem. Bir aslanım daha olacak inşallah. Amin. Valide Sultanımız nasıl? Sormayın sultanım. Kimseye göz açtırmıyor. Nefes alabilene aşk olsun. Eğer bir şey biliyor ve benden saklıyorsanız... İnan bana sakladığımız bir şey yok Mihrim Ağa. Hünkârımız karar vermedi bence. Hala düşünüyor. Belki de... Şehzade Mustafa'yı seçecekler. Mutlak suretle Beyazıt'ın Manisa'ya gitmesi lazım. Başka biri değil. Hele Mustafa abi asla. Etrafındaki kadınların, valideme, kardeşim neler yaptıklarını unutmadım. Hepimizin arzusu bu Mihrim Ağa. Elimizden geleni de yaptık. Lakin için rahat olsun. Şehzade Mustafa'nın taht sancağına çıkması mümkün değil. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Az evvel o seçilebilir dedin. Hayır. Mustafa abime zarar gelmeyecek. Haşa. Kimin haddine? Aklımın ucundan dahi geçmez. Geçmesin. Onun canını kasteden beni karşısında bulur. Mihrim Ağa. Güneşin ve ayın sultanı sevgilim. Merak etme. Seni üzecek hiçbir şeyin içerisinde yer alma. Gel. Paşam, Aziz Ağa geldiler. Paşa Hazretleri. Bağışlayın, rahatsız ettim. Söyle Aziz Ağa. Şehzade Mustafa Hazretleri saraya teşrif ettiler. Haber vereyim dedim. Âlâ. Paşam, bir husus daha var. Şehzademiz Yeniçerilerle gelmiş. Ala binlerce askerle Üsküdar'da karşılamış. Sen ne diyorsun Aziz Ağa? Emin misin bundan? Siz en doğrusunu yaptınız sultanım. Hürrem'den müsaade alacak değildiniz ya gelirken. Bir yandan endişeliyim Gülfem. Hadise çıkmasın. Malum Hürrem aslanıma saldırmak için bahane arıyor. Hakkı haliniz var. Onun bu sessizliği hayra alamet değil. Öyle. Ben artık onun bir iblis olduğuna eminim. Ateşe attık yanmadı. Suya attık boğulmadı. Ciğerini söktük yine çıkıp geldi. Hayırlısıyla aslanım Saruhan sancağına tekrar dönebilsin. İnşallah. Hepimizin temennisi. Bu kıyafetleri giymeye mecbur muyum? Yani hiç rahat değil. Giyeceksin elbet Cihangir. Yarın senin için mühim bir gün. Bütün gözler üzerinde olacak. Ben alışkınım zaten. Bütün gözler her daim üzerimde. Mustafa abi. Cihangir. Nasıl özlemişim. Ben de öyle. Gelmeyeceksin sandım. Şehzadem kılıç kuşanacak ve ben gelmeyeceğim, öyle mi? İki elim kanda olsa gelirim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Beyazıt. Abi. Tebrik ediyorum seni. Benden evvel gelmişsin. Selim. Şehzadem. Epey merak ettik seni. Geldim işte. Şehzadelerim, hünkârımız sizleri bekliyorlar. Mahidevran hangi yüzle buraya gelir? Onunla aynı havayı solumak zehirdir bana. Mehmet'in mezarında kemikleri sızlıyordur şimdi. Keşke onun yaptığını ispat edebilseydik. İspat etsen ne ki Mihrimah? Benim canımı aldılar. Kalbimi söktüler. Yokluğumu fırsat bildi zalimler. Evladımı koruyamadım. Validem, size söz veriyorum. O zalimler kendi döktükleri kanda boğulacak. Benim de tek isteğim bu benim. Hazretleri haber gönderdiler. Sizinle görüşmek istiyorlar. Hoş geldin Mustafa'm, nasılsın? Sizinle, kardeşlerimle aynı kubbenin altındayım hünkârım. Benim için bundan daha büyük bir saadet olamaz. Hünkârım. Sen nasılsın aslanım? Sizi görmek, ayağınızın tozuna yüzümü sürmek büyük şeref hünkârım. Bayezid, validen seni hayli merak etti. Bir hediyeyle gönlünü aldım hünkârım. Sizi afiyette gördüm, dünyalar benim oldu. Aslanlar aslana. İşittiğime göre hayli heyecanlıymışsın. Mübalağa ediyordur hünkârım. Benim tek derdim o kıyafetleri giyecek onunla. İnşallah sancaklarınızdan hayırlı haberler getirdiniz. Selim. Siz bizim başımızda olduktan sonra işlerimizin hayırlı gitmemesi mümkün mü ki? Mustafa'm bir sıkıntı yoktur inşallah. Malumunuz hünkârım. Mesele bir devleti, bir sancağı idare etmek olunca sıkıntılar her daim baş gösterir. Lakin merak buyurmayın. Sizden aldığım destek beni her daim güçlü kılıyor. Adaletten ayrılmayıp layık olana hakkını verince Cenab-ı Hak işlerimi kolaylaştırıyor. Âlâ. Bileğinden güç, yüreğinden inanç eksik olmasın. Amin. Elimden geldiğince size layık bir evlat olmaya çalışıyorum hünkârım. Sizleri böyle yan yana huzurumda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Allah yolunuzu da yüzünüz gibi ak eylesin. Amin. Sultanım. İnşallah kötü bir haber değildir. Yeniçeri ağası Şehzade Mustafa'yı karşılamaya gitmiş. Hem de binlerce askerle. Bunun maksadı nedir? İsyanı çıkarmak niyetindeler. Hayır. Malum Yeniçeri ağasını ikaz etmiştim. Anlaşılan o ki tercihini yapmış. Bize karşı alenen meydan okuyor. Hangi ağa bu? Ali Ağa Sultanım. Ben derhal icabına bakarım. Zira yaptığı usullere aykırı. Sonra da bize sadık bir Yeniçeri ağası tayin edilir ocağa. Ali Ağa'yı bu sebeple azledersen ocağı bütünüyle karşına almış olursun. Üzerine gitme. Ne hali varsa görsün. Sultanım. Biri bize alenen meydan okuyorsa buna sessiz kalamayız. Kalırsak daha da güçlenirler. Sessiz kalacağız Rüstem. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bir Yeniçeri ağası yüzünden her şeyi berbat edemem. Yeniçeri ile Sultan Selim Han bile baş edememiş. Cephe alamayız. Yarın neler olacağını bilemeyiz sultanım. Belki de taht sancağına Şehzade Mustafa geçecek. Mustafa'nın gideceği tek bir yer var Rüstem. O da cehennem. Münasip bir vaktinizde sizi başlardan darlamak isterim şehzadem. Bir mesele mi var? Mevcut vaziyeti istişare ederiz. Paşanın kibrinden geçilmiyor. Dikkatli olmak lazım. İçin rahat olsun paşam. Onun saltanatı uzun sürmeyecek. Vezir-i Azam Hazretleri, haddim olmayarak Şeyhülislam Fenerizade Efendi'yi 2 kez ikaz ettim. Fakat Nuh diyor, peygamber demiyor. Verdiği fetvalar hiç münasip değil. Onun da sırası gelecek Ebu Suud Efendi. Lakin şimdi değil. Cihangir'im. Bugün sen de abilerin gibi kılıç kuşanacaksın. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim için kolay bir gün hiç olmadı hünkârım. Sadece bir kılıç merasimi. Nihayetinde ne savaşa gidiyorum ne de sancağa. Bahşey, niyetim sizi üzmek değil. Ben burada sizinle aynı kubbenin altında olmaktan memnunum. Tabii eğer Manisa sancağına beni yollarsanız ona da itiraz etmem. Bu senin. Benim için mi yaptınız? Elbette. Sen bir Cihan Sultanı'nın oğlusun. hakikatlerinde hakikat inir. Bunu sakın aklından çıkarma. Bu yüze her baktığında bunu hatırla. Ne yazık, hiçbir zaman kullanamayacağı bir kılıcı kuşanıyor. Devlet kılıçla değil Selim, akılla yönetilir. Suyu bulandırma kardeşim. Sen de biliyorsun ki asla tahta çıkamaz. Onu bu boş hayallerle zehirlemeyin. Sultanım. Nerede kaldın Afife Hatun? Merasim başlamak üzere. Ne işi var bunun burada? Ben sana zinhar gelmeyecek demedim mi? Ben nasıl mani olurum sultanım? Bismillah. Allah Allah. Hü. Hü. Yolum yolunuz. Kolum kolunuz. Dolum dolunuz. Dinim dininiz. Başım. Yolunuzda. Başım yolunuzda, canım uğrunuzda, malım töreninizde kurban, dilim tercüman, erenlerden ferman. Tuz, su, ekmek gördüm. Tuttuğunuz kılıç, boynuma doğrak, mürdüm. Boynuma doğrak, mürdüm. Gerçekler demine, bir gayretine, yani hü! Ey mavi ümmeti, ey düşmanı Muhammed'i, siz küfrani, biz şükrani, siz bir taraf, biz bir taraf. Kök çıksın, kızıl çıksın. Kendi kılıcımla doğranayım. Yar gibi kertileyim. Toprak gibi savrulayım. Bahtsız şehzadem benim. Allah bilir kimin günahlarının bedelini ödüyor. İlla bir günahkar arıyorsan aynaya bak. Yüce Rabbime şükürler olsun ki benim elimde hanedan kanı yok. Bir manası yok, konuşuyor işte. Cihangir. Yemek vakti geldi. Neden buradasın hala? Biraz yalnız kalmak istedim validem. Şehzadem. Seninle ne kadar gurur duysam az. Nasıl da cesurdun bugün. Merasimde ne söyleyeceğini unutan, eli ayağına dolaşan bir şehzadeyle mi gurur duydunuz validem? Bu mudur cesur şehzade? Cesaret dediğin canavarların üzerine korkusuzca gitmek değildir Cihangir. Cesaret, bunu korktuğun halde yapabilmektir. Bu hakikati değiştirmiyor validem. Babamı üzdüm. Belki de onu utandırdım. Tabii siz de. İnsan evladından utanmaz. Hele ki o evlat senin gibi üstün meziyetlere sahipse. Sana dediğimi unutma. Evvela sen kendin bu yükü sırtından atacaksın. Atacaksın ki başkaları yüküne yük olmasın. Hadi şimdi git. Baban seni bekliyor. Konya'dan her daim iyi haberler alıyorum şehzadem. Başarılarınız takdire şayan. Herkes senin gibi düşünmüyor Rüstem Paşa. Elbette başarılı olacaksın Selim. Diğer kardeşlerim gibi seninle de iftihar ediyorum. Şehzadem, epeydir sizinle de görüşemedik. Bilare Amasya'daki vaziyet ve Şark Serhad hakkında konuşmak isterim. Sana malumat mı vereceğim? Haşa. Belki yardımcı olabileceğim bir husus... Yardımın değil Rüstem. Ancak hizmetin olur. Unutma ki Vezir-i Azam olman aramızdaki mevcut vaziyetin değişeceği manasına gelmez. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım, müsaadenizle. Rüstem Paşa, sen de kal. Huzurumuz ve afiyetimiz daim olsun. Hünkârım, Rabbime şükürler olsun ki şehzadelerimiz sağ salim geldiler. Öyle. Hepsi buradayken birlikte avada çıkarız. İyi düşündünüz hünkârım. Ne zamandır birlikte ava çıkmıyorduk. Cuma selamlığına katılmalarında da fayda var hünkârım. Zira halk şehzadelerimizi bağırlarına basmak ister. Bilhassa da Şehzade Mustafa Hazretlerini. Yeniçerilerin alakaları malum. Öyle ki kendilerini karşılamak için ocaktan binlerce asker çıkmış. Şehzademiz Selim Hazretleri beni pek sever. Nereye giderlerse muhakkak alırlar yanlarına. Öyle diyorsun da hala bir çocuk veremedin şehzademize. O da olacak. Konya'da bir tek gecemiz ayrı geçmez. Ona bir erkek evlat verip sultan olacağım. Ne talihli hatunsun. Biz burada şehzade yüzü görmeden solup gideceğiz. İnşallah buradan birlikte Manisa'ya gideceğiz. Şehzadem tahtın varisi olacak. Bir gün gelecek, bu sarayın Haseki Sultanı ben olacağım. Dilşat, o. Hürrem Sultanımız seni görmek istedi. Gel buraya. Gel, gel. Düş. Ne karşılaması Rüstem? Kim karşılamış? Ali Ağa, emrindeki askerlerle hürmetlerini sunmak istemiş şehzademize. Binlerce askerle karşılamış Üsküdar'da. Ne âlâ. Rabbim her şehzademize bu sevgiyi nasip etsin. Mustafa. Doğrudur hünkârım. Lakin böyle bir karşılamadan haberim yoktu. Bizi kimse karşılamadı. En büyük şehzade olarak bizlerden bir farkı olacak elbet. Öyle değil mi hünkârım? Yemeğinizi yiyin. Sultanım, beni emretmişsiniz. Yaklaş hatun. Şehzadem Selim nasıl? Onu mutlu edebiliyor musun? Elimden geleni yapıyorum sultanım. Âlâ. İşittim ki sağda solda Haseki Sultan olacağım diye laflar ediyormuşsun. Sultanım ben... Korkma. Benim şehzademin gözdesinin böyle hayalleri olacak elbet. Olmalı da. Yeter ki bana ettiği sadakat yeminini unutmasın. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Güzel. Çekilebilirsin hatun. Bu hatunun kendine hayrı yok Sümbül. Aslanlarımı böyle hatunlara nasıl emanet edeceğim? Sultanım, emredin şehzadelerimize layık hatunlar bulalım. Henüz taht sancağına kimin gideceği belli değil. Ancak hangi evladım giderse gitsin, Mustafa'nın karşısında dik durması lazım. Bu yüzden de etrafında güçlü ve bize sadık insanlar olmalı. Bilhassa yatağında. Unutma, arkasında güçlü bir kadın olmayan hiçbir erkek muvaffak olamaz. Ve bu kadın her kimse onu biz seçmeliyiz. Bize hizmet etmeli. Anladım sultanım. Ben tetkik eder, behemahal en münasip hatunları seçmeniz için huzurunuza getiririm inşallah. Ne yahu? Niye daha önce haber vermedin? Bunca hatunla ben ne yapacağım şimdi? Hızır Hayrettin Paşa böyle emretmiş. Paşa. Geç. Geç. Bak. Signora, iyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim Valeria? Nereye getirdi bu barbarlar bizi böyle? Duymadınız mı? Sultan Sarayı'ymış. Büyük bir yer belli ki. Sarayı batsın sultanın. Sessiz olun signora. Duyacaklar şimdi. Allah'ın izniyle bu sefer beklediğinden çok daha bereketli geçti hünkârım. Hem size hem de şehzadelerimize nice hediyelerle döndüm. Âlâ. Kafirin kıyıları Osmanlı kudreti karşısında çaresiz. Şarken ve Ferdinand'ın ne kadar denecisi varsa sulh görüşmelerinde aracı olmam için kapıma dayandılar. Elçileri de burada. Aylardır bekletiyorum. Daha da bekleteceğim. Eğer Şarken sulh istiyorsa biraz daha çaba göstermesi icap ediyor. Hakkı haliniz var. İlaveten sulhe ne lüzum? Arzu ettiğiniz vakit ciğerlerini sökeriz evelallah. En büyük zafer savaşmadan kazanılandır Kapıdan Paşa. Öyledir elbet. Hünkârım bir husus daha var. Malumunuz uzun müddettir Saruhan sancağı boşta. Zannediyorum Manisa Sarayı'na şehzadelerimizden birine gitmesinin vakti geldi. Sen hangi şehzademi tavsiye edersin Kapıdan Paşa? Usulen en büyüğünün tayin olmasında fayda görüyorum hünkârım. Zira taht sancağı tecrübeli bir şehzadeye emanet edilmeli. Mustafa. Amasya'ya gittiklerinde bir hayli üzgündüler. Buna rağmen bir kez olsun şikayet etmeden canla başla çalıştılar. Toyken yapılan hatalar mazide kaldı. Size layık bir evlat olabilmek için üstün gayret içindeler. Yaptıkları malumum oldu. Aslanımdan hep hayırlı haberler geliyor. Hünkârım, esasen bu bir fırsat. Varsa mazide bir kırgınlık, onu suya atmanın, rüzgara bırakmanın tam vaktidir. Anlaşıldı Kapıdan Paşa. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Haydi, geç, geç. Hızlılar! Bakmayın sağa sola. Yürüyün hadi. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk geç. Geç yerine. Çabuk. Destur. Haseki Hürrem Susun Hazretleri. Geri gel. Geç, 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 geç. Başlar önde. Ey başını. Zinhar Sultan'ın yüzüne bakmayacaksınız. Geç. Signora, bana yardım edin Signora. Şimdi. Beni evime gönderin. Size yalvarıyorum, beni evime gönderin. Adın ne senin hatun? Cecilia. Cecilia Venier Baffo. Venedikli asil bir aileden geliyorum. Bana yardım edin. Beni iyi dinle Cecilia. Nereden geldiğin, kim olduğun mühim değil. Sen de diğer cariyeler gibi hanedanın malısın. Aileni, evini unut. Artık buradasın. Sultan Süleyman'ın sarayında. Geç. Hadi al içeri. Kızlar, yürüyün hadi. Kızım sallanmayın, yürüyün. Geç. Hayli ilerletmişsiniz şehzadem. Sen de çökmüşsün. Sahiden yaşlandın mı yoksa bana mı kıyamıyorsun? Üç! İyi misin? Nasıl efendi? Benden bu kadar şehzadem. Nicedir elime almamıştım zaten. Nasıl efendi, nasılsın? Şehzademiz belimi kırmadan evvel gayet iyiydim şehzadem. Nasıl efendi erken pes etti Selim. Var mısın, oynayalım mı? Sonra oynarız Bayezid. Atımı hazırlatıyorum şimdi, dolaşacağım biraz. Ne oldu, korktun mu? En son nasıl kaybettiğini unuttun galiba. Üstünden kaç mevsim geçti, hala aynı şeyi söylüyorsun Selim. Çık göster marifetini de görelim. Hem Nasuh Efendi de bize hakemlik eder. Yüce İsa, sen bana yardım et. Kurtar beni bu cehennemden. Canfeda Hatun, muayeneye götürün bunları. Kızlar, takip edin beni. Hürrem Sultanımıza malumat verildi mi? Sümbül Ağa verdi. Hatunları ayrı bir yere almamızı buyurdular. Çoğu şehzadelerimizin haremine gidecek. Kimseyi burada tuttukları yok zaten. Hünkârım, Vezir-i Azam Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, emrettiğiniz evrağı getirdim. Oraya bırakabilirsin. Hünkârım bağışlayın. Söyle. Geçen gece yemekte konuştuğumuz mevzu inşallah canınızı sıkmamıştır. Hangi mevzu? Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'yı karşılamalarıyla alakalı. O mevzuyla ben alakadar olurum Rüstem, çekilebilirsin. Şehzade karşılamak da nereden çıktı Ali Ağa? Hürmet edelim derken kötülük yapıyorsunuz. Ne oldu ki Yahya Efendi? Hünkârımıza haber verilmiş. Bir şey söylemediler. Bu sessizlik tedirgin ediyor beni. Şehzademiz Mustafa'ya düşmanlık edenlere had bildirmek boynumun borcu. Ali Ağa, tehlikeli sulardayız. Rüstem Paşa durduk yere bu makama çıkmadı. Dikkatli olmazsak birçok kelle gider. İlk fırsatta üzerine gelecek. Gelsin. Zaten tepemizde kara bulutlar dolaşıyor. Fırtına koptu, kopacak. Astur! Selam! Matrak kuşan! Cenk! Bir! Bir! Şehzadem. Gelsin. Kafi dedim şehzadem, oyun çoktan bitti. Şahitsin Nasuh Efendi. Ben kazandım, sonra inkar eder çünkü. Ne kazanması, böyle oyun mu olur? Kaideleri bozuyorsun. Asıl sen bozdun kaideleri. Kaybedeceğini anladın tabii. Hünkârım, Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bağışlayın, rahatsız ettiysek daha sonra gelin. Nergis Şah sizi çok özlemiş. İlla görmek isteyince getirdim. İyi ettin Mahidevran, ben de hasret kalmıştım. Nergis Şah, benim küçük meleğim. Size bir şarkı söyleyeceğim. Öyle mi? Gel bakalım. Söyle şimdi. Yağmur yağar baş üstüne, İnce kalem kaş üstüne, selam gelir baş üstüne. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevla kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Bu Yeniçeri hadisesine rağmen hünkârımız tavsiyelerimi hayli sıcak karşıladılar şehzadem. Kanımca taht sancağı için sizi düşünüyorlar. Vaka aklın yolu birdir derler. Ne malum beni seçeceği. Şehzade Selim zinhar olmaz. Gücenme illakin Konya'da neler yaptığı malum. Zevk-ü sefa içindeler. Taht sancağını idare edecek iradeye sahip değiller maalesef. Şehzade Bayezid'i severim. Deli fişek, yürekli delikanlıdır. Lakin toy, tecrübesiz. Şehzademiz Cihangir'in vaziyeti ise herkesin malumu. Benim talihsiz kardeşim. Atlas misali dünyayı sırtında taşıyor. Öyle, öyle. Bu yüzden hiçbir vakit tahta çıkamaz. Lakin zekasıyla ve kabiliyetleriyle her daim yanınızda olacaktır. Belki de en büyük hürriyet budur Kapıdan Paşa. Bu zalim ve kanlı oyunların içinde asla yer almayacak. Şehzadem, artık gitmemiz lazım. Acelen ne Taşlıcalı? Bir an evvel saraya dönmemiz lazım Paşa Hazretleri. Malumunuz payitaht emin ellerde değil. Haklısın. Tedbirli olmakta fayda var. Ali Ağa'yı da ikaz ettiğin iyi olmuş. Öyle kafalarına göre iş yapamazlar. Dua edelim de hünkârımız bu meselenin üzerine gitmesin. Üstümüzde ipek yorgan, öpeceksen işte buradan. Vay deli deli kuş deli deli, Mevla kulu sevdim seni. Vay deli deli kuş deli deli vay. Çok güzel bir şarkı. Kim öğretti sana bunu? Annem. Beğendiniz mi? Çok. Hünkârım, müsaadenizle sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Nergis Şah'ı tekrar getir bana. Beni bu güzel sesten mahrum bırakma. Elbette. Hayırlısıyla yakında bir torunumuz daha olacak. Öyle mi? Mustafa'mın gözdesi gibi. Aslan gibi bir şehzade doğuracak inşallah. Sıhhatli olsun da. Şehzadem Mustafa'yı Manisa'da dünyaya getirmiştim. Rabbim torunuma da orada doğmayı nasip eder inşallah. Binlerce Yeniçeri şehzademizi karşılamış. Hünkârımız nasıl sessiz kaldı anlamadım. Henüz bundan haberi yok. Nasıl yok? Rüstem vaziyeti izah etmiş. Zaten doğrusu da bu, bilmesi lazım. Kimin haddini düşmüş hünkârımızın sarayına askerle gelmek? Validem, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce babam kimi seçecek? Ben kimi destekliyorsam onu. Signora Cecilia. Babam geldi mi Juan? Geldiler Signora. Sizi bekliyorlar. Babam mühim olduğunu söyledi. Ne oldu acaba? Ben biliyorum Signora. Annenizin yanında gitmeniz için hazırlık yapılmasını emrettiler. Sanırım bununla alakalı. Sevgili Hübey annem beni kovuyor desene. Signora, yıkamanız lazım. Yıkayayım size. Gidelim buradan Valeria. Evime dönmek istiyorum. Keşke size yardım edebilsem. Ama mümkün değil. Bir yolu olmalı mutlaka. Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yok. Signora'yı yıkıyorum. Sen ne karışıyorsun hatun? Onun eli kolu yok mu? Ama olmaz. O benim efendim. Hey Allah'ım, sen bana sabır ver. O eskiden de hatun. Burada ikiniz de eşitsiniz. Geç yerine. Hadi çabuk oyalanma, yıkan sen de. Bakma bana öyle dik dik. Vallahi kafanla kırarım atası. şehzademi kucağıma almak istiyorum Mustafa. İnşallah. Sıhhatle selametle de olsun da. Hislerim kuvvetlidir bilirsin. Senin gibi kudretli yiğit bir şehzadem olacak. Rabbim ona senin gözlerini, kalbini ihsan etsin. Seni kaybetmekten öyle korkuyorum ki. Şşş. Böyle bir şey asla olmayacak. Gel. Validem. Hayırdır gece vakti? Sabaha bekleyemedim aslanım. Bugün torunumla hünkârımızı ziyarete gittik. Bir vesileyle senin tekrar Manisa sancağını geçmenin münasip olduğunu söyle. Buna ne lüzum vardı validem? Merak etme aslanım. Hünkârımız beni çok müsbet karşıladı. Görürsün bak Mustafa. Manisa'ya tekrar sen geçeceksin. Gel. Şehzadem, sultanım. Hünkârımız sizi görmek istiyorlar. Kızlar soyunsunlar, geceliklerini giysinler. Ondan sonra da hemen yatıp uyusunlar. Bunu mu giyeceğim? Beğenemedin mi sultanım? Giy şunu da yat uyu hadi. Kızlar, yarın hepiniz için zor bir gün olacak. Hadi. Oyalanmayın hadi. Perdeleri kapatın. Ne zaman gidiyorum baba? Yarın sabah birlikte çıkacağız yola. Sen de mi geliyorsun benimle? En kıymetli hazinemi yalnız gönderecek değilim. Ayrıca Signor Enzo bizi bekliyor. Korfu'da birkaç gece bizi misafir edecek. Kim bu Signor Enzo? Sevgili Karen'in beni evlendirmeye çalıştığı tacir mi? Evlenmeye mecbur değilsin Cecilia. Hiç kimse seni istemediğin bir şeye zorlayamaz. Buradan gitmeyi de istemiyordum baba. Ama kovuldum. Öyle değil mi? Gel. Hünkârım. Seni dinliyorum. Zannediyorum askerin beni karşılaması hakkında bir izahat bekliyorsunuz. Daha evvel de söylediğim gibi bundan haberim yoktu. Lakin iskeleye kadar sana eşlik edeceklerinden haberin vardı, öyle değil mi? Siz yüce padişahımızın evladına karşı olan bu sevgi ve hürmete aynı şekilde karşılık vermem icap ederdi. Bilmeden bir kusur işlediysem bağışlayın. Sana olan bu sevgi beni ziyadesiyle memnun ediyor. Lakin bir yandan da düşündükçe içimi bir keder kaplıyor. Zira bazı sevgiler vardır ki hayli güçlüdürler. Dizginleri olmayan vahşi bir at misali coşkundurlar. Onların sırtına bir defa binersen asla inemezsin. Onlara asla hükmedemezsin. Onlar seni istediği yere götürür ve istediği yerde sırtlarından atarlar. Benim için yeryüzündeki en kuvvetli, en güçlü sevgi sizin sevginizdir hünkârım. Benim için de öyle Mustafa. Benim için de. Validemi iyi gördüm. Daha bir toparlanmış. Yaşanan onca badireden sonra ayakta kalması bile mucize. Özlemişim bu validemi. Biz de seni çok özledik. Lakin hiçbir şey anlatmıyorsun. Sancağında her şey oldu mu? Ben alıyorum haberlerini. Sancağında durduğu yok, mütemadiyen dolaşıyor. Çünkü biz oraya sarayda oturup keyif yapmak için göndermediler Selim. Hem sen onu bırak da bugün nasıl mağlup ettim seni matrakta? Ne vakit büyüyeceksin merak ediyorum. Şehzadem. Yukarıda biraz dinleneceğim usta. Malum bugün öyle ağır darbeler aldım ki her tarafım ağrıyor. Kardeşim. Selim haklı Beyazıt. Biraz büyü. Unutma ki taht sancağına sen gideceksin. Latife ediyorum sadece. Ve kaç gün geçti? Hünkârımız ne vakit açıklayacak kararını? Sabırlı olmalısınız şehzadem. Vaka Manisa'ya senden başka kimsenin gitmesi mümkün değil. Validemle konuşmaya fırsatım olmadı. Daha doğrusu bunu ben uygun görmedim. Ne oldu gene? Hazineden aldığım tahsisat yetmiyor bir türlü. Mütemadiyen borç almak zorunda kalıyorum. Çekilebilirsiniz. Ne kadar ihtiyacın var? 5 kere 100.000 akçe. Ne yapıyorsun sen Beyazıt? Sana gönderdiğimiz paranın haddi hesabı yok. Şehzademiz oldukça cömert ve yardımsever sultanım. Halka ve askerlere dağıtılıyor çoğu. Öyle değil mi? Herkesin bir yaratılışı var Sultan Paşa. Benim de bu. Validemle konuşmayacaksanız ben hallederim. Ben görüşürüm. Lakin hiç kimse bilmeyecek. Bilhassa babam. Manisa kararı evvelinde yanlış bir intiba oluşması hoş olmaz. Sultanım. Şehzadem. Uzun zaman oldu öyle değil mi? En son Mehmet'imin cenazesinde karşılaşmıştık. Mekanı cennet olsun. Amin. Tek tesellim babasının gönlündeki tahta defnedilmiş olması. Siz bir evlat kaybettiniz. Ben de kardeşimi. Eğer acıysa en az sizin kadar canım yandı. Bu yüzden mi Manisa'ya gitmek için çırpınıyorsunuz şehzadem? Mehmet'imin kanının döküldüğü sarayda mı arıyorsunuz teselliyi? Kalleşçe oyunlarla beni Manisa'dan sürgün edenler düşünsün bunu. Belki de Rabbim bu yüzden cezalandırdı sizi. Masum kardeşimi elinizden alarak. Eden kendisine edermiş Mustafa. Yapan bulur ve çekermiş. Unutma ki kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmek içinse anlık bir gaflet yeter. Şehzadem. Söyle bakalım hatun. Ne konuştular benden sonra? Fazla tutmadılar beni. Lakin ben duyacağımı duydum şehzadem. Şehzademizin borçları almış yürümüş. Hürrem Sultan'dan yardım isteyeceklermiş. Neyin var Süleyman? Daldın gittin yine. Az önce Şehzade Mustafa ile karşılaştık. Yoksa tatsız bir hadise mi geçti aranızda? Hayır. Aslanımla sohbet ettik, dertleştik. Epeydir kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Şu Yeniçeri meselesi kulağıma çalınmıştı. Bu yüzden üzgünsün sandım. Neyse ki tatlılıkla halletmişsiniz. Öyle. Mustafa'm büyümüştü elbet. Lakin artık olgun bir şehzade. Onun hali, tavrı, varlığı bana kuvvet veriyor. Yalnızca onun mu Süleyman? Bayezid var. Selim var. Sonra Cihangir. Hepsi sana layık şehzade olabilme gayretinde. Bundan hiç şüphem yok. Bir baba olarak evlatlarımın hepsinden razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Lakin bir hükümdar olarak razı olabilmem için oğlum olmaları kafi değildir. Mevzu bahis. İnsanın evladı olunca karar vermek oldukça zor, öyle değil mi? Hepsi ayrı heyecan içinde. Nefeslerini tutmuş senin vereceğin kararı bekliyorlar. Sence hangi evladımı taht sancağına gönderebileyim Hürrem? Hangi şehzademi? Annem bizi görünce çok sevinecek. Ben de onu özledim. Özlemiştir seni. Keşke buraya hiç uğramadan gitseydik. İçimde kötü bir his var. Fırtına yaklaşıyordu zaten. Mecburduk durmaya. Enzo geliyor. Ona iyi davran. Hiç değilse benim için. Cecilia. Bana anlattıklarından çok daha güzelsiniz. Yürüyelim mi? Kadınları götürün buradan. Çabuk, hadi. Kızımı verin. Hekim çağırın. Hemen! Ne yapıyor bunlar burada? Sultanım, dün gece bir hadise vuku bulmuş, onunla alakalı malumat veriyorlar. Ne hadisesi? Benim niye haberim yok? Ha, ben de onu diyecektim şimdi size vallahi. Yeni gelen hatunlardan biri canına kıymak istemiş. Velev ki Şehzademiz Selim Hazretleri de yetişmiş imdadına. Selim mi? Evet. Mihrimah Sultanımızın sarayından gelirken sesleri işitmiş. Adı ne bu hatunun? Ha, bu Cecilia. Hani geçen gün önünüze çıkan münasebetsiz. Vallahi pek yazık. Epey de güzel hatun maşallah. Güzel olsa ne fayda? Akıl olmadıktan sonra. Dur hatun, dur. Senin yüzünden bütün gece ayakta kaldım zaten. Ne oldu bana? Bir de soruyor. Bileğini kestin ya. Sen çık Hatun, ben yaparım. Niye kurtardınız beni? Ben ölmek istiyorum. Burası cehennem. İnsan burada cennetini de cehennemini de kendi yaratır. Gördün işte Hürrem Sultan'ım. O da senin benim gibi biriymiş buraya geldiğinde. Hürrem Sultan? Beni evime gönderin diye çıktın ya önüne. O işte. Kendisi Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin nikahlı karısı. 5 evlat vermiş ona. Geldiği vakit hiç rahat vermemişler. Çok acı çekmiş. Gerçi o da az değilmiş tabii. Hünkârımızı öyle bir meftun etmiş ki kendine. Meftun? Aşık etmiş yani. Hünkârımızı da çok sevmiş belli ki. Bu yüzden ona düşmanlık eden kim varsa hepsinin hakkından tek tek gelmiş. Şimdi bir Cihan Sultanı. Dünyada ondan daha kuvvetli bir kadın yok. Sen de kısmetli hatunmuşsun mesela. Şehzademiz yetişmese çoktan ölmüştü. Şehzade? Sizin orada prens diyorlar ya. Şehzade demek prens demek. Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin oğludur. Sinan Ağa nerede Nasuh Efendi? Mimarbaşı içeride hünkârım. Gece gündüz çalışıyor camiyi vaktinde bitirebilmek için. Arzu ederseniz çağırayım. Lüzum yok. Daha sonra görürüm. Hoca Çelebi, aslanım için dua edeceğim. Sen de yanımda ol. Şeref duyarım hünkârım. Allah sabır versin hünkârım. Allah geride kalanlara huzur dolu, sıhhatli bir ömür nasip etsin. Amin Hoca Çelebi. Amin. Sen nasılsın Hoca Çelebi? Hayli vakit oldu görüşmeyeli. Hamdolsun hünkârım. Gerçi Şeyhülislam Efendi ile aramızda bazı sıkıntılar mevcut hünkârım. Bilahare gelip arz etmek isterim. Elbette. Malumun olduğu üzere şehzadelerimin hepsini payitahta çağırdım. Hepsi burada. Anlaşılan gene uykularınızı kaçıracak bir kararın arifesindesiniz hünkârım. Sancak meselesi, öyle mi? Ben bir karar verdim Hoca Çelebi, vermesine de. Beni asıl düşündüren bundan sonrası. Sence evlatlarım hazır mı böyle bir karara? Sence Osmanlı hazır mı? Dostum, düşmanım hazır mı? Hazır olmasalar ne fayda hünkârım? Sizin yüce iradeniz karşısında dağ olsa yıkılır gider. Rüzgar olsa diner, derya olsa kurur gider. Bu tahtı rahmetli şehzademizin sandukası üzerine koydukları vakit çok düşündüm. Hünkârımız neden böyle bir emir verdi dedim. Görülmüş şey değil. Neden? Bir cevap bulabildin mi? Bazı suallerin birden fazla cevabı vardır hünkârım ki her biri ayrı bir can yakar. Gönlünüzdeki taht namzeti şehzade solup gitti diye mi emrettiniz? Yoksa gönlünüzdeki asıl taht namzetine bir ders vermek miydi maksat? Ona ölümü hatırlatmak mıydı? Tahta giden yolda her daim ölüm vardır demek miydi? Ben Süleyman. 16 yaşında veliaht şehzade ilan olunan Manisa Sancak Bey. Babam Yavuz Sultan Selim Han, iktidara yürürken kıydığı kardeşleri, kırdığı babası Sultan Bayezid Han'dan bir ovada kazandı tahtı. İşte o gün savaşla, kanla yazılan bu iktidarda aldım babamdan ahı. Bu yüzden şiir oldu sığınağım, buldum Muhibbi mahlasını. Muhibbi der ki, bütün hallerini şiirinde açıkla, olur da sana yardım ulaşır. Ey gönül, söylersen sırrın elbette yayılır. Ağzına sessizlik mührü vursan iyi değil. Ben, Süleyman, şükrediyorum Rabbime. Bir şehzade daha olsa biz de tutuşacaktık kardeş kavgasına. Ben yine de girmezdim kardeşimle savaşa, uzak dururdum. Varsın korkak desinler. Validemin gözünde arardım cevabı. İstemem. Tüm Osmanlı mülkü ona kalsın. Ben razıyım. Üstüme kardeş kanı sıçramasın. Ya kendi evlatlarım? Onlar da benim gibi razı gelirler mi uzak durmaya? Kardeş kanı dökmektense her şeyi bırakıp giderler mi? Nedir onları bekleyen akıbet? Kardeş kavgası mı? Bitirebilir misin bu kavgayı Süleyman? Gücün kafi midir? Dağları yıkıp geçen, deryaları kurutan, düşmanlarını kahreden iktidarın buna mani olabilir mi? Verdiğin, vereceğin tüm kararlar durdurabilir mi bu akan kanı? Yoksa bizatihi sebebi mi olur? Sultanım, şehzadelerimiz divana çağrılmış, hünkârımızın emriyle. Anlaşılan karar ilan edilecek. Mustafa, Selim, Bayezid ve Cihangir. Sultan Süleyman'ın 4 aslanı. Evlatlar babalarının yansımasıdır derler. Mustafa, sarsılmaz adaleti ve vicdanıyla benzer. Selim ise sanatı ve ince zevkleriyle. Bayezid, ele avuca sığmaz cengaverliğiyle benzer. Cihangir ise zekası, ilmi ve irfanıyla. Her evlat bir iz taşır babasından. İyi ya da kötü. Bir iz. Her ne kadar birlikte büyüseler de çıktıkları bu taht yolunda hepsi yalnız. Ne yazık ki içlerinden sadece biri tahta çıkacak. Ve ilk iş kardeşlerinin katline ferman verecek. Tabii eğer hala yaşıyorlarsa. Ben İbrahim, hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden yalnız ben miyim? Sultanının derin gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden bir tek ben miyim? Serin uykular sadece bana mı haram edilecek? Yoksa bu taht oyunları daha nice kurbanlar mı verecek? Yedi iklimin sultanı, yüce padişahımız Sultan Süleyman Han Hazretleri, Saruhan Sancak Beyliği'ne şehzademiz Selim Hazretleri'ni tayin ettiler. Yüce Padişahımız verdiği bu kararla şehzademiz Selim Hazretlerini veliaht ilan ettiler. Hayırlara vesile olsun. Sence hangi evladımı taht sancağına göndermeliyim Hürrem? Hangi şehzademi? En doğrusunu sen bilirsin Süleyman. Lakin benim gönlümden geçen şehzadem Selim'dir. Demek Selim. Benim gönlümden geçense bu gördüğüm mühürlü kutunun içindeki kararda yazılı Hürrem. Sen de herkesle birlikte ölmüşsün.